Benden 5 dakika sonra Ali Kemal sahaya girdi, oyundan atıldı. 5 dakika önce tembih ediyorum ki bak ses giriyor sana, şunu yapıyor, bunu yapıyor, sakın uyum ona falan diye rakip oyuncuya. 5 dakika gitmedi yani şey, etki tepki olayı. Yani Karadeniz'de çok kısa zamanda çok çabuk sinirleniyor. Zaten belli hususiyetlerimizden biri de odur. Yani iyi bir hususiyet değildir ama maalesef öyledir. Ben Ali Kemal'den ne kadar faydalanacağım o kadar. Bazı şeylerini görmeyeceğim ama faydalanacağım. Ve de faydalandı. Şampiyonluklar da böyle geldi. Ve değil çim sağı, toprak sağı bile yoktu. Biz yapacak olduğumuz antrenmanların bir tanesini cross yapıyorduk. Onu da stadyuma giremediğimiz için stadın yani içindeki pistte yapamıyorduk. Bir yer lazım bize. Benim o zaman bir Volkswagen arabam vardı. Futbolcu arkadaşlar soyulurdu. Şimdiki gibi trafik yoktu. Akçabat yolu üzerinde, sahilden. Helimağ'ın kahvesi vardır. O Beşil dediğimiz yerde. Hesap ediyorduk de kaç kilometredir burada? 3 kilometre. Ben arabanın kilometresine bakıyorum. Kaç kilometre? 3'te dönüş 6 kilometre. Oraya gidiyorduk. Orada bir kültür fizik yapıyorduk. Açma germe hareketleri yapıyorduk. Ondan sonra tekrar ben arkada Volkswagen'i sürüyorum. O futbolcu arkadaşlarım da yolun kenarından koşarak geliyorduk. Ama trafik bu kadar yoktu tabii. 1-0 kazandığımız yerde bile baskı vardı. Yani ben iyi hatırlıyorum. Avaraj'da ikinci olduk. Avaraj'da şampiyonluğu kaybettiğimiz bir sene vardı. Mahvettim bizde de. Ben bir daha sene çalışmadım. Dedim ki halk bekledi illa şampiyonluk demek ki. Yani çoğu zaman futbol odası, o savunma odasına ben girdiğim zaman hadi çocuklar çabuk şu maçı alalım da çıkalım gidelim diyordu. Kocaeli Spor'la Türkiye Kupası maçı oynuyoruz. Orada 1-0 yendiler bizi şeyde, Kocaeli'nde. İşte 15 gün sonra da Trabzon'da maç oynayacağız. Gel gele bunlar bir havalarda işte aynı otelde kalıyorsun. Neyse geldik şey soyunma odasına. Suat abi geldi. Dedi ki hocam sen müsaade eder misin bize? Bugün sen taktik bize bir şey verme diyor. Suat abi çıktı dışarıya. Biz de dedik ki ya arkadaşlar bak bunlar orta sahayı ileriye geçmeyecekler. Tamam mı? Tamam. Hadi Allah yardım etsin. Çıkalım sahaya. Çıktık sahaya. Maç başladı. Onlar başladı. Geldi topları direkten dönüyor. Daha birinci saniye. Birinci dakikada. Ondan sonra 5-0 oldu maç. 90 dakika orta sahayı geçmediler. Sen mi olarak söylüyorsun? Orta sahayı geçmediler. Hep esprili. Çok espri yapar. Çok nükledandır. Çok bazen çok vurgulayıcı konuşur. Çok bir kelimeyle felsefe yapar, size çok farklı mesajlar verebilir. Alisson vardı şeyin başında, İngiliz antrenör. Dedi ki ben Trabzonspor'un stilini biliyorum dedi, ben söyleyeyim. Ali Kemal sağdan gidecek, ortalayacak, Necmi çıkıp kafayı vuracak, gol atacak. Durdur Ali Kemal'i, durdur Necmi'yi, gol yeme. Ahmet soldan gidecek, olmadı, geriden Cemil bindirme yapacak. Benim oyunum bu. Sizin yani bilmenize gerek yok, ben anlatayım size. Sen de o oyuncuları bul, durdur, Trabzonspor'u mağlup et. Yapamadılar mı? Suat Hoca o kendi yeteneklerini bizlere farklı şekilde aşıladı. Mesela o zaman kenar bindirmeleri, beklerin bindirmeleri, işte tandem oynamalar, böyle bir şeyler çoğu kulüpte, hiçbir kulüpte yoktu liberolu değil mi? Biz tandem de oynadık, beklerle de bindirdik. Olmuş Trabzonspor'da da üst düzeyde oynamış orta saha oyuncusu. Tabii orta saha oyuncular da tabii hep teknik, taktik ve zeki oyunculardan kurulu. Suat abi çok zeki. Zeka gelir yani Suat Hoca demek çok zeki bir insan, imajı demektir. Dolayısıyla çok farklı bir karakterdir Suat Hoca. Çok teknik bir oyuncuydu, zeki bir oyuncuydu, liderdi, takımı yönetirdi ve çok da şeydi, esprili bir adamdı. Mesela o zekili Ahmet Suat Hoca o yıllar çok iyi kullandı ve Trabzonspor'u bu hallere getirdi. Geliyor, vurdu ve gol. Sarıyer 1-0 öne geçiyor. Gol Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor dışında Bursaspor, Sarıyer ve Vanspor'da teknik adam olarak görev yaptı. 96 yılında Karabük takımıyla şampiyon oldum. Teklif geldi Karabük'ten, ben dedim Suat Hoca ile çalışacağım. Çünkü Suat Hoca'yı ben genel menajer olarak düşünüyorum dedim. Karabük takımı işte bize ağır gelir hocam dedi. Vanspor kabul etti genel menajerlik işini. Biz toplandık oraya gittik. Suat Hoca genel menajer, ben teknik direktör, İlyas abi benimle birlikte, Mustafa Akçay'ı da altyapı sorumlusu olarak yaptık. Ama maalesef orada fazla kalamadık. Çünkü futbol mantalitesi olarak bize çok uyum sağlayamadılar ve oradan bir ayrılışımız oldu.
1991-92 sezonunda Sarıyer'le Balkan Kupası şampiyonluğunu kazanarak bu kupayı ikinci kez Türkiye'ye taşıdı. Çok farklı bir değer. Yani Trabzon futbol dediniz mi? Önce tabii ki Suat Hoca'dan başlamak lazım. Ondan sonra Özkan Hoca, ondan sonra Suat Hoca, ondan sonra diğer Şenol Hoca, ondan sonra diğer değerler gelir. Çünkü Trabzonspor'un var olma yılı veya yılları Suat Hoca ile başlamıştır. O bakımdan gönüllerde taht kurmuştur. Hiçbir kötü ifade ağzından çıkmamıştır. Hakemleri suçlamamıştır. Hiç kimse hakkında kötü bir şey söylememiştir. Trabzon'u iyi temsil etmiştir. Bugün mesela bir başbakanımız Ahmet Suat abi diyorsa bu onun demek ki çok değer verildiğini, Trabzon'a geldiği zaman Ahmet Suat abiye selam söyle, Özkan abiye selam söyle diyorsa başbakan demek ki bu Türkiye'de gerekli saygıyı görüyor. Şimdi tabii zamanları yerine koymak lazım. Herkes kendi koşullarında bugün de başarılı antrenör olabilir, dün de olabilir. Ama tabii bu özellikle ilk işi yapmak farklı bir olay. Her işin ilkini yapmak. Bugün bir tekelden icadı ile arabanın bugünkü modern hale getirmesi aynı kefeye koymak doğru değildir. Tartışma ortamı panelde yapılabilir. İşte bu mu daha iyi, bu mu daha iyidir? Taraflar ikiye bölünüp fikirlerini söyleyebilir ama ben tekelden bulunmasını çok büyük olay olarak görüyorum. Trabzon'da, Trabzonspor'un da böyle başarılı bir sonuç olarak özellikle oturmuş ekonomik değerleri olan, lobisi ve güçleri olan ve uzun yıllar bu başarıyı elinde tutan üç büyüklere karşı bu savaşı veren Trabzonspor'un ayaklanmasını, öne çıkmasını, onlarla birlikte yarışta olmasını ve büyüklüğünü kabul ettirmesi bence bugünkü anlayışta bakarsak tekelden ilk buluşu gibi bir olaydır. Yani bir şeye başladığınız zaman o hangi dalda olursa olsun başarılı olmak istersiniz. İstemezsen zaten o işi yapmayın. Yani o hırsınız, o azminiz yoksa o işte uğraşmayın. Ahmet Suat Özyazıcı, 2010 yılında Trabzonspor Teknik Direktörü eski öğrencisi Şenol Güneş'ten gelen kulüpte baş danışman olması önerisini kabul etti. Uzun bir aradan sonra kuruluşundan itibaren var olması için büyük emek harcadığı kulübüne yeniden hizmet etmeye başladı. Türk futboluna sayısız isim kazandıran, Türk sporunda alın terinin, özverinin, centilmence rekabetin ve beyefendiliğin simgesi Ahmet Suat Özyazıcı, inandığı bu değerlerin yeni kuşaklarca benimsenmesi için emek harcamaya devam ediyor.